Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben CrossFit eğitmeni Kürşah Şentürk. Bugün sizlere Power Clean hareketini anlatacağım. Çok sık duyduğumuz, çok sık yaptığımız bir harekettir. Clean and Jerk hareketinin ilk bölümü olarak düşünebilirsiniz. Bunu Squat Clean'leri olarak yapabilirsiniz ama bugün size Power Clean'den bahsedeceğiz. Power Clean hareketine deadlift hareketiyle başlıyoruz. Şimdi bizim olmazsa olmazımız hook grip tutuşudur. Birazdan ne olduğunu size anlatacağım. Hook grip tutamayanlar veya bilmeyenler veya hocam ben alışamıyorum diyenler birkaç gün veya bir iki hafta baş parmağınız acıyabilir. Ama bu en güvenli ve en sağlıklı ve en iyi sonucu alabileceğiniz tutuş şeklidir arkadaşlar. Buna alışmanız lazım. Kendimi bara sıfırladım, yaklaştım. Kollarım, bacaklarımın dışında olacak şekilde hook grip tutuşuyla barı kavradım. Buradan deadlift hareketini yaparak, bacağıma yakın sürterek, kasık bölgesine geldiğimde bir kalça vuruşu yaparak hafif altına girip barı omzuma alıyorum arkadaşlar. Şimdi dersin başında bahsettiğim hook grip tutuşu neydi? Onu size detay çekerek arkadaşlar gösterelim. Arkadaşlar hook grip tutuşunda baş parmağımızı dört parmağın arasına alıyoruz. Sıkıştırıyorum. Bu özellikle deadlift hareketini yaparken, hareketin başlangıcını yaparken barın elinizden kaymasını engelleyip çok sağlam kavramınızı sağlayacaktır. Özellikle ağır kilolarda her zaman hareketi yandan izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Barınız yerde sabit. Tutacağım yerleri arkadaşlar eşit olmasına dikkat edin. Eşit mesafeye tutun. Bacaklar kollarım arasında. Hafif omzum ve dizim barın önünde. Deadlift hareketi yaparak başlıyorum. Bacağıma yavaş yavaş gösteriyorum size. Kasık bölgesine geldikten sonra, yani deadlift hareketini bitirdikten sonra patlayıcı kuvvet uygulayıp barı dirseklerimi yukarı gösterecek şekilde high pull dediğimiz hareketi yaparak high pull'la çektikten sonra hızlı bir şekilde altına girip dirseklerimi hızlı bir şekilde barın önüne atıyorum. Tekrar göstereceğim size hareketi. Deadlift hareketi daha sakin, daha yavaş bir şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Deadlift bittikten sonra patlayıcı kuvvet uygulayın. Altına girdim. Tekrar indirdim aşağıya. Yavaş yavaş çekiyorum. Omza aldığımda arkadaşlar artık avuç içinden kurtarıyorum. Front squat'ta olduğu gibi ağırlığı omzumun üstünde parmak uçlarında sabitliyorum. Bir kere önden göstereceğim. Bacaklarımız kollarımızın arasında, ayaklar birbirine yakın. Dizler hafif dışa doğru dönük. Barı kavradım. Hook grip tuttum. Arkadaşlar tuttuktan sonra hafif bilekleri dışa doğru çevirmeniz bir avantaj sağlayacaktır. Burada küçük bir püf noktası. Buradan yavaşça kalktım. Kasık bölgesine geldikten sonra altına girip hareketi tamamlıyorum. Tam doğrulduktan sonra hareket sırıyor arkadaşlar. Son kez. Altına girdim ve kalktım. Burada yine çok ağır kilo girecekseniz eğer jump tekniğini kullanabilirsiniz. O da şu. Kalkıyorum. Buradan ağırlığı yere atabilirsiniz veya güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. Bugün sizlere power clean'i anlattım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Spor Yaşam Diyet'ten hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.